güzel şarkıları ve renkli kişiliğiyle gönüllerde taht kuran Dilberay canlı yayına geliyor. Pirzola şurada olur, salata şurada olur. Tabii yani ekmeği bilmem nesi değil mi? Ekmekleri şurada olur, anam baba. Coşku ve eğlencesi ve çok özel sürprizleriyle ünlü sanatçı Dilberay birazdan her şey dahilde. Ramazanlar. Evet, başladık. Dün sahura kalkınca benim gözler rakun gibi oldu. Uykum çok uykum var ya. Çok uykum var. Ay öyle deme, öyle deme. Tabii canım, hayır uykum Allah var. Allah onun gücünü şeyini verir. Uykum var dedim, acıktın mı dedim, susadın mı dedim. Allah onun sabrını verir. Uykum var tabii ki canım, ne zor şartlarda ne oruç tutan insanlar var. Allah kabul etsin. Şu anda belki yerin altında çalışan madenciler var, oruç tutan. Ne bileyim inşaat işleri var, boyacılar var. Sen gene iyisin. Tabii canım. Allah'a çok şükür. Allah herkesin orucunu, herkesin Ramazan'ını inşallah hayırlara vesile olmasını diliyoruz Allah'tan. İnşallah. Bol bol dua edelim. Bol bol el açıp Allah'a yalvaralım. Günahlarımızı affetsin, dualarımızı kabul etsin, hastalarımıza şifalar olsun. Amin, amin. Dertlerimize devalar olsun, borçlarımıza edalar olsun. Hoca gibiyim bak. Kaldırın, amin edeceğiz. İndirin tabii. Hayırlı Ramazanlar olsun bugün. Sanatçı olarak son konuğumuza, sezonun son konuğunu alacağız. Bizim için çok kıymetli, çok evet, değerli çok birisi. Çok sevdiğimiz, sizlerin de çok evet, sevdiği hepimizin. Bir isim. Çok teşekkür ediyoruz. Benim ayakkabım. Ha? Benim ayakkabım. Sana mı dedi? Ha, ayakkabın güzelmiş dedi. Bakayım. Güzel, yazlık. Yazlık yani. Güzel, teşekkür ederim. Niye ben böyle yamuk duruyorum peki? Dur, düz dur. Dilberay ablamız bizlerle birlikte olacak. Bize çok güzel şarkılar, türküler söyleyecek. Bir de güzel bir iftariyelik bir yemek yapacak. Patlıcanlı, etli metli bakalım. İbrahim edeceğiz. Abi yardım edecek mi onu? Edecek, eder. Etmez mi? Onsuz yapmaz. Onun dışında bugün bir canlı bağlantımız olacak. Ayça bizi şu anda Eminönü'nde değil mi? Evet, Eminönü'nde. Mısır Çarşısı'nda evet. Diyebiliriz. Ramazan'a dair oradan işte bize bilgiler verecek. Bakalım oradaki insanlar Ramazan'ı nasıl karşılamış? Eminönü esnafı, en çok alışveriş yapılan şeyler, gıdalar mı dair. Evet. Onunla ilgili güzel bilgiler verecek. Ay şu anda reytikler geldi kulağıma da. Suratındaki ifade de anlayabilirsiniz. Ben bakayım. Gidiyorum. yok isterim. Hadi alkışlarla alalım mı konumuzu? Alalım. Kocaman alkışlar. Dilberay geliyor. Yeah.
etmem demedim. Gözlerin yaş doldu gelir. Ben seni sevmem demedim. Gözlerin yaş doldu gelir. Aralarda lele aralarda ben kalmışım. Çok şıksınız vallahi ya. Sizi görmek burada çok güzel. Bak bir şey diyeceğim. Bugüne kadar bizim programlarımıza her geldiğinde çok şıktın ama galiba bugün en şıkı. Artık kostüm giymeyeceğim. Nasıl yani? Hep normal kıyafette televizyonlara çıkacağım. Ama zaten hani yine de bunun böyle bir şıklığı var şimdi. İllakin canım, illakin. Değil mi? Normal gündüz yani, evet. Böyle gezmiyorsunuz, evet. Bu takılar falan. Hayır canım, imkanı yok. Mümkün değil, değil mi yani, yok, öyle bir şey? Yok. Siz daha rahat olmak istiyorsunuz. Şalvarım ayağımda işte. Bir şeyler rahat olaraktan gezerim. Topuklu zaten hiç giymiyorsun. Topuklu zaten yok. Efendim, mübarek Ramazan orucumuzun ilk gününe hoş geldiniz. Mübarek olsun. Amin. Nice nice Ramazanlara, amin, cümlemize Allah nasip etsin. İnşallah. Rabbim hastalarımıza şifalar versin. Amin. Rabbim ölmüş geçmişlerimize rahmet etsin. Amin. Hükümetimize hayırlı uğurlu olsun. Dostumuzu ağlatıp düşmanımızı güldürmesin. Amin. Yüce Allah'ım dar yerde olanları kurtarsın. Borçlulara edalar versin. Allah'ım benim de işte bana da bir şeyler versin. İşte. Ne istersin? Ne dilersin? Sağlık, sağlık bir şey istemiyorum. Başka da bir şey istemiyorum. Hiç istemiyorum. Ben de öyle tahmin etmiştim. Allah aşkına ama bir problem yok değil mi Dilber abi? Hamdolsun. Dizlerde biraz şey var galiba. Minisküs var, ondan doktorum diyor ki... Niye ameliyat olmuyor? Zayıfla diyor, ameliyat yapmayayım sen diyor. Ya işte o kadar kolay. Biraz attım herhalde, fark ediyorsunuz değil mi? Tabii tabii, tabii. Vallahi atmışsın. Çok iyi görüyorsun. Biraz attım, 5-6 kilo. En az bir 250 gram vermişsin. Ekmek yemeği bıraktın mı, ekmek yemeği? Ben ekmek suda yaşayamam. Geçen geldiğinde öyle dedim, bıraktım dedin ekmeği. Oğlum işte şimdi acıyı soğanı yedin mi, sarımsağı yedin mi? Ekmek yenecek. Eti yedin mi, yenecek ekmek ya. En doğru. Azından az yani. O zaman işte menisküs öyle vurur, böyle yürümekte zorluk çekersin, anladın mı? Dur doktorum duymasın. Şimdi ben bir güzel bir hayırlı bir selamım var oğlum. Tamam. Buyurun. Ben nelerden kurtuldum onu da anlatmayacağım. Ne oldu? Beni sevenleri de üzmeyeceğim. Ben bir ödül aldım ayın 16'sında. Tamam, hayırlı olsun. Allah razı olsun. Ben dedim ki şirketimin sahibine, ben rahatsızım, gelemiyorum. Gidiver benim ödülümü al dedim. Ödül demek bizim için şeref, hasiyet, namus. Tabii adam gidip almıyor. Ödülü almıyor. Evet. Keşke sen arasaydım. Keşke sen arasaydım oğlum, gitti benim ödülümü al diye. Alırdım. Alırdın. Ne oldu? Ne oldu, gidip almamış. Dün de aradım çocukları. Dedim ben İstanbul'a geliyorum. Bana verebilir misiniz alınmayan ödülü? Hı. Verebilirler mi oğlum? Verirler. Verirler değil mi? Çünkü verecek. O benim hakkım, o bana halkım layık görmüş. Evet. O halkımın ödülüdür bana. Allah layık görenler. Teşekkür ediyorum. Gitmedin diye başkasına mı vermişsin? Yapımcıma söyledim. Hayır, evet. Başkasına verme yok. Beni bekliyormuş ödül. Harika. Alacaksınız ha. Daha. Elinize almadınız. Elim yani mı? Çok üzgünüm. Sanki orada beni bir evladım bekliyor. Ay. Çocuğum bekliyor. Harikasın. Ama şirkete gideceğim. Sayın Ahmet Güder. Eyvah. Taksi paran yoksaydı ben verirdim evladım. Abav. Niye gidip almadın benim şerefimi? Onu bana halkım verdi. Milletim verdi. Şeref verdi bana. Ödül verdi. Helal olsun. Olsa alacaksınız ama öyle düşünün. Yine de üzülmeyin. Nasılsa sizin çok layık üzgünüm. Olduğunuz bir ödül olduğu üzgünüm. İçin her yere geç. Annem çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Ama Allah
İnşallah nasip olur. Gideceğim, onları arayacağım. Telefon açtım kıza. Ablacığım gel dedi. Arayın bakayım öbür taraflar dedi. Eğer evet derlerse ödülünüzü gelin alın dedi. Helal olsun. Senin başına o gelmiş. Biz ödül törenine gidemeyeceğimizi bildirdik. Ödülü başkasına verdiler. Şimdi bizim, bizim ciğerimiz yaz. Senin başına böyle şey gelse ne yapardın? Bir de biz yolladık. Genel koordinatörümüzü yolladık. Biz de gönderdik işte. Ama sen hani bir laf var. Seninki gitmemiş, bizimki gitti. Evladım, adam sandım eşeğe, baba serdim döşeğe. Yani o havalar. Ben ne bileydim eşek olduğunu. İnsan zannettim evladım. Git de dedim, ödülüm alıverdim. Doğrusu sen demesin, git. Çünkü hastayım. Hastayım yani, hastayım. Şimdi doktoruma selam göndereceğim. Ne, ismi ne? Benim kağıdımı getirin oğlum. İbrahim Bey, orada dır dır konuşuyor, kağıdı getir. Oğlum adını babi oku da ben konuşayım. Allah Allah, bu İtalyan mı bu doktor ya? İsmi Zala... Ben Avrupa ile çalışıyorum. İsme bak, Zalate Yaman Habiboğlu. Evet, buradan Düzce'de devlet hastanesinde bulunan oku çocuğu. Doktor Zalate Yaman Habiboğlu. Buradan kucak dolusu sevgilerimle tüm doktorların hepsine ve kapıda duran bekçilerin bile, hemşerilerin bile ellerinden öpüyorum. Sayın, bir daha kolumu arayın. Doktorumuz Zalate Yaman Habiboğlu. Lütfen resepsiyona. Ellerinden öperim. Sayın doktorum, ellerinden öperim. Bu ne doktoru Dilber abla? Evet, ameliyat etti işte bize. Ameliyat mı oldu? Ne ameliyat? Ama söyle canım, biz de bilelim. Ufak apandis. Apandis. Çok geçmiş olsun. O yüzden gelemedim işte. Gidemedim o yüzden. Apandis de aslında şey de çok önemli bir şeydir. Allah korusun. Erkenden şey yapmazsan ölürsün. Ölüyormuşum. Allah korusun. Allah sağlık versin. Ne dedik ya? Adama selam gönderdik mi? Gönderdik. Hepsini gönderdik. Zalate Yaman Habiboğlu. Teşekkür ettik. Ellerinden öpüyorum. Benden küçüksün ama ellerinden öpüyorum. Helal. Sizin elleriniz melek. Size el kaldıranların elleri kırılsın. Doktorlar can kurtarıyor ya. Melek onlar. Allah'ın lütfettiği melek ya. Aynen öyle. Ne oldu bu apandis? Aniden mi gittin? Nasıl ya, oldu? Ödül almaya geliyordum. Düzce'de mort oldum. Çok şeker. Dedim ki ya verip benim her tarafım ne oluyor? Ben ölüyorum. Bir hastane. Hemen acil ameliyat aldım. Hemen ameliyata. Hemen o halinle ameliyattan çıktım. Telefon açtım. Yavrum ben gelemiyorum. Birini gönderiyorum. Ya ne demek, ödül alıyoruz ya. Halktan ödül alıyoruz ya. Peki narkoz alırken böyle hemen bayıldın mı? Hani böyle sayıyorlar ya 5-4-3. Valla türkü söylüyordum. Valla. Hadi ya. Hangi türkü söyledin, satın mısınız? Aklıma gelmiyor. Peki abi, hatırlıyor musun? Narkoza İbrahim girerken. İbrahim abi narkoza giderken yanında mıydın? Girerken hangi türkü okuyordun? Ömrüm. Hadi ya. Ömrüm. Gözüme geldi rengin soluk, etez yaprak döktün ömrüm. Ben bu türküyü 40 sene önce okudum. Bir de şimdi okusak mı? 40 sene önce okudum ama şimdi birkaç kişiden duydum televizyonlarda. Akıllı olun oğlum. Bugün hep gider yapıyoruz. Akıllı olun. Hemen çıkıyorsunuz ömrüm. Lan durun lan. Durun oğlum, bir sözleri bilin de öyle okuyun ha. Ömrümü yedin mi? Parçanın ismi o mu? Ömrüm yok, ömrüm. Ömrüm. Yüzümü geldi, rengin soluk, ne tez yaprak döktün ömrüm. Tamam, onu şimdi hazırlayalım. Sıradaki türküyü, bize bir türkü yok artık. Tamam. Ne okuyalım şimdi? Sırada ne var? Ne var sırada? Gelsin sıradaki. Gelsin, ne gelse gelsin. Haydi daralım sana. Gelsin. Haydi daraldım bakalım. Sana, gelsin. Thank you.
çok seven sevdim yine ey. Beni yapar bunu, darıldım sevdiğim, darıldım sana. Seven sevdiğine böyle yapar mı? Darıldım sevdiğim, darıldım sana. Seven sevdiğine böyle yapar mı? Ağzınıza sağlık. Canım bacım benim. Ağlayamam. Kurban olurum gözyaşlarına. Beni seveni severim. Beni sevmeyeni de sevmem. Vallahi gözyaşı dökmem. Billahi gözyaşı dökmem. Sevmeyen için sevilir. Ben seni seviyorum. Ben seni seviyorum. Ağlar mıyım la? Allah yolun açı gelsin. Benimkin de açı gelsin derim güle güle babam. Sadece sevgi olarak değil, hani darıldığın birisi var mı Dilber abla? Darıldığın, konuşmadığın. Hiç konuşmam, affetmem dediğim asla birisi affetmem var dediğim mı biri hayatımda? Var mı? Hiç küstüremem. Çok yumuşak kalplisiniz ama evet. Kinli insan kafirdir. Hiç kin tutmaz mısın? Kin yok. Oğlum kin yani taşıyan insan kafirdir. Kızarım diyorsun. Kızarım, darılırım. Bir müddet sonra geçer diyorsun şeyim. Hemen geçer. Hemen geçer. Ama ağır bir suç olursa... Tabii namusuna, onun, ekmeğine tabii ki o ayrı bir şey. Dur, ekmeğim, bir şey namusum, edeyim. Şerefim. O zaman da affetmem. O zaman affetmem. O zaman diyorsun. Yok. Direkt kapısındayım. Selamünaleyküm. Nasılsınız efendim? Nasılsınız efendim? Hoş musunuz? Ya ben öyle demedim. Ya ben gel bakayım buraya. Hesap ver. Alır karşıma oturturum hesabını da sorarım diyorsunuz evet. Değil mi? Doğru mu? Tabii ki. Tabii. Yani açıklamaya izin veririm diyor. Tabii. Kendini müdafaa et, bana kendini tanıt, müdafaa et. Belki öbürü düşmanı, onun düşmanı. Benim için, onun için bana geldi, kötülük söyledi. Ondan beni takmak istedi. Bir yüzleştirme, tamam. Bitti. Kim haklı, kim haksız öğrenirim tabii, önce tabii, yani, tabii. Tabii ki. Şu doktora bir daha selam yollayalım mı? Yolla. Sayın doktorumuz. Bu nereli hakikaten ya, Zalat'e? İbrahim abi nereli bunlar? İsrail olması lazım herhalde. İsrail mi? İbrahim İsveç. Nereli İbrahim? İsveç. İsveçli. İsveç asıllı ama Türk doktoru. Ama Müslüman. Müslüman. Müslüman.
Sayın Zalate Yaman Habiboğlu. Düce. Düce Devlet Hastanesi. Ben gariban insanım kardeş. Devlet hastanelerinde ameliyat alıyorum. Niye özel hastanede olmadın? Devlet hastanesi oldun. Ölüyorduk dedik ya oğlum. Hastane seçecek şeyi mi var yani kadının o sırada? Almışlar götürmüşler yani. Hastane şimdi. Bütün doktorlara kurban olayım oğlum. Ama özellikle Zalate kalbimizi çaldı. Kurban olurum onların ellerine ya. Bütün doktorların ellerinden ayaklarımla öperim ya. Gel seni biraz dinlendirelim. Gel. Biraz dinlendirelim. Bir şey diyeceğim. Sık sık gider misin doktora? Hani böyle check-up, make-up. Ne, en son ne zaman check-up yaptırdın mesela? Hiç yaptırmadım. Hiç yaptırmamıştım. Ben de onu diyecektim. Ne bileyim, hiç kan vermedin mi? Hiç baktırmadın mı? Allah korusun. Oğlum hani... öyle bir insanım ki. Öleceğim ki beni doktora götürsünler. Ha, son ana kadar diyorsun. Evet. Öleceğim ki beni doktora götürsünler. Ama zaten, yapma işte. Evet. Şimdi dediler ki, dedi ki bana check-up marası. Check-up. Ondan çektirin gelin dedi. Ben de onu hiç bilmiyorum onun ne olduğunu. Doktora gittik. İbrahim dedi ki işte hadi dedi uzan dedi. Nereye uzanayım dedim. Şöyle taput gibi bir şey. Ha MR çekeceksin sen. MR mı işte çapkap mı? Çapkap. Şunu al benim ya Allah aşkına ya. Ya şunu al ya. Zaten zorla tak. Boynunu sıkıdır. Ulan sen takar. Aman tak boynunu alırsın. Çapçı alır sen takar. Hiç takamıyorum öyle bir şeyler ya. Bir şey diyeceğim peçete lazım bana. Hazır mısınız Dilber Hanım dedi hemşire hanım. Dedim ki neye hazırlanacağım bacı? Buraya gireceksiniz. Ya tarih yazar mı dedim ya. Benim oraya girmem. MR da çektirmedin. Yok anam ne MR'a dur kurban olayım ya. Lan oraya ben nasıl gireyim? Ama olursun değil mi? Duramazsın. Gireceksin mümkün ki. Değil işte. Ölürüm kızım. Ama bakacaklar çok... sağlığına işte orası çok önemli. Bir yerinde belki tehlikeli bir şey gördü oradan bakacak. Tehlikeli bir şey olsa arıza verir orası. Ne arzalanır. Arıza verir yani bir ağrısı olur, bir sızısı olur. Allah korusun öyle tümörler var ki öyle kötü. Yok oğlum yok. Yok ben girmem öyle şeye. Giremem. MR film bilim hiçbir şey çektirmiyor. Yok anam kan, yok. Kan aldırabiliyor musun? Kan aldırıyorum. Onda problem doktorum yok. Doktorum var Ankara'da Hüseyin Bey. Ellerinden öperim buradan. Saygı ve selamlarımı gönderirim. Dedi ki bana bu sigarayı bırak dedi. Aa lütfen artık ama. Herifi bırakırım dedim, bırakmam dedi. Aa tam da onu diyecektim. Sen niye alkışlıyorsun? abimiz nasıl bu arada? Yanınızda oldu değil mi sizinle ameliyat sırasında girerken, ederken hep yanınızda? Kız sen ne diyorsun kız? Senin ağzın ne diyor kız? Neden ya? Anam biz, fitişik göbeğimiz, fitişik bizim. Ay ne güzel. O nerede ben oradayım, ben neredeyim orada. Ne güzel bizim ya. Kimsemiz yok. Birbirinizden bir başka. Işte. Ya ara sıra bir ayrı kalsanız, özleseniz birbiriniz daha iyi olmaz mı? Hani keserim onu. İlişkiye şeye gidiyor. Keserim onu. Öyle ayrılık demiyorum ya. Hani hayır mesela. İlişkiye bir can gelir. Yok anam yoktur diyor. Yok. Herifim nerede, ben oradayım. Ay. Helal olsun. Ben neredeyim, herifim orada. Ya. Ne güzel. Allah bozmasın ya. Çok güzel. Peki hiç böyle konserlerden turne vesaire falan olduğunda da iki gün, hep üç gün... Aynı, hep aynı. Hiç hep ayrı kalmadınız mı bu zamana kadar? Kızım senin ağzın ne diyor sabah sabah? Ben ne dedim biliyor muyum? Gözünü seveyim Allah aşkına. Anam babam. Hiç mi ayrılmadınız? Hayır. Vay. Bir tek mezarda da ayrılırsak belki Allah, şöyle Allah ayrılırız. Herhalde iki kişiyi bir mezara sokuyormuşlar. Onu bile şey yaptım diyorsun. Tabii. Vallahi dedim öyle. Peki bu İbrahim abi aşk mı yoksa böyle sevgi mi yoksa arkadaşlık mı? Sence ne İbrahim abi? Bak evladım. Benim asker arkadaşım. Benim gurbet arkadaşım. Benim cezaevi arkadaşım. Benim yoldaşım. Benim başım ağrıdan yanımda bulunan arkadaşım. Benim iyi bir dostum. Benim sevdiğim. Benim eşim. Her benim, şey. Evet. Her şeyi yerine koyabiliyorum. Hayat ya. Arkadaşım. Evet, benim yani çok af buyurun. Özür dilerim izleyicilerimden de. Şu şeyler en son beden şeyleri en son. O benim canım, ciğerim. Aşkım. Aşkım benim. Aşkım diye sesleniyor muyuz? Hayır o laflar ben istemem. Aa. Aşkım kelimesi yok. Yine güzel. Aşkım. Neden hayır. Peki neden yok? Öyle hayır. Aşkım bir tanem. Onlar yapmacık şeyler. Onlar yapmacık, şaka şuka. Birbirinize nasıl sesleniyorsunuz?
O bana Gülüzar diye bağırır. Gülüzar nerede? Ya hadi şaka kız Gülüzar. Herif. Sen ona herif diyorsun. Ha, o kadın size kadın o herif değil mi? Öyle. Daha samimi geliyor size böyle değil mi? Hani eğer bana bir aşkım mışkım kelimesi yapsaydı yapsın var ya bilmeden. Ana bu aşkım kim? He. O kadar uzaksınız. Bizi ayrılığa kadar götürür o. Allah Allah. Tabii. Hayatım falan hayatım. Hayır canım mümkün değil. Gülüm. Hayır hayır olamaz. Bülbülüm. Hatunum. Bir tek hatunum. Hatun. Hatun. Dilber. Lan karı falan gel buraya desin. Olmaz. Olmaz. Yok. O zaten öyle şeyler bilmez ya. Herif 40 sene Avrupa'da kalmış. Peki sen ona aşkım desen sen niye demiyorsun? Ya ben nasıl diyeyim? O laflar bayağı herif kışmaz diyor ya. Ona. Herif demeyi seviyor. O daha candan geliyor tabii. Yani ona. Çünkü herkes şimdi, birbirine aşkım sevgilim bir tane dur, falan dediği için. Çok sinirlendi terledin. Evladım şey. Onlar gençlerin işi. Hani birbirlerini seviyor gençler. Onlar. Çiçeğim onlar. Böceğim falan. Gençken böyle şeyler yaşamadın mı? Oğlum biz gençlik görmedik ki. Ha hep diyorsun. Biz gençlik görmedik. Çileyle büyüdük biz. Evladım. Tabii ki çok zor bir hayat tabii ki ama Dilberay ablanı herkes biliyor. Ben fakir bir aile çocuğuydum. Tabii. Evladım. Hepimiz biliyoruz da zaten. Ne kadar böyle sinirleniyor, atarlanıyor bir şey olduğu zaman ne kadar böyle kızıyorsa da artık herkes sizi o kadar bağrına bastı, o kadar seviyor. O yumuşacık yüreğini, yufka yüreğini herkes o kadar iyi biliyor ki biz sizin o birine sinirlenirken bile aslında içinizden böyle bir parça koptuğunu artık çok iyi hissediyoruz. Sinirleniyorum, üzülüyorum. O işte onu hissediyoruz, onu demeye çalıştım. İşte önemli olan beni sinirlendirmemek. En son neye sinirlendirdin merhaba? Ya en son yolda geliyordum işte zaten bu bence ödül olayı da var. Moralim bozuldu. O ödülden. Bir tane can kurtaran ağlıyor yolda, ağlıyor yol verinde ağlıyor. Böyle yol vermiyor. Ağlıyor adam ölecek diyor, çekilin de gideyim yetişeyim diyor. Biri de telefonu şöyle almış. Yolda diyorsun. Eğer arabamın şeyi yanım, o benim yanımda doğru olsaydı. Ayakkabıyı çıkarıp şöyle ağzına durmuş. Helal olsun. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Vallahi billahi başına evladım. Ya adam ölüyor işte arkadaş. Bana... Bırak bu telefonu gittiğin yerde konuş. Değil mi orada bir can ya gidiyor bu, yani. Ya bu hükümete sesleniyorum ya. Arabada telefon olana ceza ver kardeşim. Var ya. var ceza hani var. Neyle? Ceza var. Görmemişlerdir yasak. Şuraya koymuş bakın bak millet ya. Şuraya koymuş şöyle. Ya gizlemiş diyorsun. Ne güzel yaptı ya. Ne güzel yaptı. Sinir olmuş. Sinir olmuş ya ona. Var ya. Herif kurban olayım şuraya geçebilir miyim dedim ya. Nasıl geçeceğiz Dilber oraya nasıl geçeceğiz? Arabalar dolu dedi. Lan şuraya geç şuraya yüzüne bir tükürüyüm dedim. Tövbe neyse. Ama hak etmiş. Ama ölü içinde ağlıyor can kurtaran bağıra ya. Yol vermiyor o telefonda devam ediyor. Bayılıyor telefonda bayılıyor. Öyle, affedersiniz ama öyle hani. İçindeki ölsün. Öyle çok duyarsız. Doğru çok ya. Duyarsız onun insanlar onun duyarsızlığı boş ver. Bir de ambulansın peşine takılıp işte yolu çabuk gideyim diye gitmek isteyenler var. Hadi o gitsin arkadan. Öndekiler yol vermiyor evladım. Vermesi gerekiyor doğru. Allah Allah. İnsanı görmüş. Bir şey daha soracağım Dilber Hayat. İnsanı görmüş. Dilber Hayatcığım. Kimseyi böyle bir fiziksel olarak bir hani ne bileyim şiddet uyguladın mı? Hırpaladın mı diyelim. Hani gerçekten böyle çok sinirlenip. Tokat attın mı mesela ne bileyim. Şimdi yalan mı konuşacak? Yok yalan canım. Yalan konuşmayacağız. Aa. Sen yalan hayatta konuşmasın. Hak ettiyse olmuştur. Olmuştur yani haberim kişi, yoktur. Şimdi. Ne bir kişi ne iki kişi de oğlum biz Avrupalarda cezaevinde yattık yavrum. Onlarda yaşadık biz. Acaba niye yaşadık? Demin bir şey dedik. Namusum, ekmeğim, şerefim. Birisi böyle bir laf etti size belki de değil mi? Demek ki oraya dokundu. Sizin bağım telinize oğlum dokundu. Oğlum bende yalan yok. Neyse boyum ben. Her şey çıkar internetlerde. Yalan konuşamazsın. Yalan yok. Harbiye Fatih. Fatih Harbiye. Canımsın ya. Bir şarkı dinleyelim mi Liber Hanım? Ne deneyelim o şey geldi mi? Tavukları pişirmiş mi dinlemeyecek miyiz? Zorunda mıyım? Zorunda mıyım yapalım? Zorunda mıyım yapalım? Bak şimdi otur, çocuğu. Ha, söyle. Size bir şey anlatacağım. Anlat hocam. Dinliyoruz. Ben albüme girdim, gireceğim, toplanıyor, girdim, gireceğim, toplanıyor. Şimdi de albüme girmeyeceğim.
Bu şeyden dolayı mı? Evet. Benim değil mi benim firmam gidip ödülümü almadı? Şeref sözü veriyorum bu halka. Bu halka şeref sözü veriyorum. Bu halkımın verdiği ödülü benim firmam gidip almadı. Ben de firma tarafından gidip orada kaset yapmayacağım. Ama hayranlarınız çok üzülecek. Şey başka firmada çıkaracağım. Ha o olur. O olur. Başka firmadan çıkaracağım. Çok kızdınız, çok sinirlendiniz haklı olarak. Doğru söylüyorsun. Ya sen benim şirketimsin. Ben senden 15 senedir... Peki sen konuştun dedin, ne dedi adam sana? Ablam gideceğim, ablam dedi bana. Tamam ablam dedi. Niye gitmemiş? Açıklaması ne? Ama yapma. Bak bir de şu var, bakın. Belki esas patronumun haberi yok. Bunu yapacak, bunu yapan adam şirkette şey... Ha, orada müdür. Şeyi anladım müdürüm. Bir de bak dur şimdi. Sözümü geriye aldım. Bakalım patronumun haberi yok. Biz kime şey yaptık? Hayır, ya ben onu işte patron zannettim birdenbire ha. O Ahmet Güder. Ha o müdür. Ha müdür. Konuşacağım senden. Öpeceğim seni Ahmet. Eyvah eyvah eyvah. Seni seviyorum Ahmet Güder. Öpeceğim seni. Gel. Zorunda mıyım? Okuyalım ya. Zorunda mıyım? Gelsin ya. Haydi bakalım abi. Ya, abi. Thank you.
şimdi seni. Hep seni görmek zorunda mıyım? Kalbimin içinde sızın var senin. Hep böyle yaşamak zorunda mıyım? Kalbimin içinde sızın var senin. Hep böyle yaşamak zorunda mıyım? Zorunda mıyım? Çok güzel çekiyor. Ağzınıza sağlık. Oğlum yapacağım, yapacağım kaset var ya, bir bela. Ay. Mesela şarkı, türkü isimleri var mı? İsim versek sadece. Niye vereceğim şimdi, isim kapacağım değil mi? Ya durun hele. Durun bir dakika, evet. Sen bana söyledin, dedin ki sana CD yollayacağım dedin. Düet yapacağız dedin. Ne oldu? Oğlum çok görmeyin. Gerçi yaşımız pek geçkin. 4 ay önce beni aradı. İkimiz yapacak kaseti düetli. Düet mi yapacaksınız? Düet yapacağız. Evet. Hadi inşallah. 4 ay önce aradım beni, ondan sonra bir daha haber gelmedi. Oğlum sana ben deminden ne anlattık? Ama işte problemler var yani. Problemler. Neydi o? Ahmet. Ahmet. Öpeceğim. Seni aslan deve boynu şikayet edeceğim. Seni öpeceğiz Ahmet. Aslan deve boynu da patronum. Evet. Adamın haberi yok kardeşim. Biz niye burada hemen gazet yapmayacak, bakmayacak dedik. Adam Maraş'ta. Seni şimdi bugün buradan çıktı mı şikayet edeceğim. Tabii yanına da gelecek. Öpeceğim seni. Öpeceğim, öpeceğim. Peki bir şey diyeceğim. Rüya falan, şarkıda rüya geçiyor ya. Rüya çok görür müsün? Çıkar mı rüyaların yani? Evladım. Her rüya gerçek olsa. Ne gördün mesela en son rüya? Ya da gerçekleşmesini istediğiniz bir rüya gördünüz mü son zamanlarda mesela? Hiçbir yerde açıklamadığım bir rüya açıklayayım mı size? Allah aşkına açıkla. Gel oturalım. Gel otur. Açıkla. Gel ayakların şeysin. Hiçbir yerde açıklamadım. Ne basında, ne hiçbir yerde. Rüya işi yapacağız değil evet. mi? Evet. Tamam. Bismillah dinleyeceğiz hadi. Değerli bacılarım. Bir gün rüyamda, tabi bu rüyam 10 sene oldu. Hayır olsun. Allah Cenab-ı Allah öyle rüyalara nasip eylesin cümlemizi. Rüyamda dergahı arıyorum. Bu bir ulu çöl. Çölde bir uzun boylu adam, çoban. Dedim ki ne? Baba dedim ben dergaha gideceğim. Mekke'ye gidiyorum. Bu yolu neresi? Dedi ki şu köprüden geç. Köprüde bir ağaç yıkılmış. Patike köprü. Kızım şuradan aşağı gittin mi dedi. Mekke karşında dedi. Geçtim döndüm. Adın neydi senin amca dedim. Benim adım Veysel Karani dedi. Oo. Evet. Günahınız benim olsun bak mübarek günü. Veysel Karani Hazretleri'ni görmek. Neyse gittim baktım ki Mekke'nin önünde çok anahtarlar var bir ermiş. Dedi ki kızım biz seni bekliyoruz. Bir de misafirin var dedi içeride. Seni bekliyor. İçeri soktular beni. Misafirin kim dedim. O zaman Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan başbakandı. Başbakanımız seni bekliyor dedi. Gittim ki dünya ayakta bembeyaz bir elbise var üstünde. Nur akıyor adamın yüzünden. Aman dedim başbakanım kurban olayım. Ben sizi çok mu beklettim özür dilerim falan. Hemen dediler ki orada o beni oraya getiren adam şuraya oturun dedi. Büyük bir bu burası kadar bunun büyüklüğünde bir poşu, yeşil bir poşu ikimizin üstüne attılar. Allah Allah. Evet Mekke'nin içindeyiz. Attılar üzerimize. İkimiz de altındayız. Kıpırdık, korkuyor herhalde ikimiz. Dedi ki oradan sesler geliyor. Siz ve bu dünyada ve ahirette kardeşsiniz. Erdoğan senin kardeşin, sen de Dilber de senin ablan diyor. Oradan bir ses. Siz kardeşsiniz. Güç almışsın işte böyle bir devlet büyüğünü görmek şeydir. Siz dedi kardeşsiniz. Neyse işte tekrar sesler geliyor. Rabbim geçiyor, Rabbim geçiyor, Rabbim geçiyor. Herkes uğul 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 diyor. Efendimiz geçiyor, Efendimiz geçiyor. Ancak uyandım.
Vay be, film gibi rüya. Evet. Hayırlara gel. Şimdi ben bu adamla kardeş değil miyim? Ben bu rüyayı gördüm. Kardeş değil miyim ben Sayın Cumhurbaşkanımızdan? Ben ona boşuna kardeşim diye seslenmiyorum. Boşuna ona ben kardeşim diye bağırmıyorum. O benim rüyamda Cenab-ı Allah onunla beni kardeş etti. Evet. İsterse beni assın. Hayırlı bir rüya. Benim yok, kardeşim o. Selamlarımızı gönderelim Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan. Saygılarımızı, saygılarımızı, sevgilerimizi ve yaşça benden küçük. Küçük o. Benden küçük. Kardeşin işte. Gözlerinden öpüyorum. Bütün büyüklerimize Allah doğru yollar göstersin ya Rabbi ya Resulallah. Batkam düştü. Sen onu hazırlarken biz birazcık Dilber Ayamlı'yı birazcık nefeslendirelim sizi. Evladım dur hele bir kız bir durun hele. Dur bir dakika dur bir şey anlatıyor. Evet. Nereye dur, şey kız, dur kız dur kız benim son gündü. Beni de şeye sıkıştırıyorlar da o yüzden. Evladım hani benle yapan bir program var ya, program yapıyorduk cezaevinde. He cezaevi he. O sürprizimiz de burada ha. Şimdi fıkır fıkır sizi oynatacak. Aa sürpriz yani konuğumuz mu var? Oynatacak bugün oynatamayız. Bugün şey, üç gün Sayın Süleyman Demirel vefat etti ya. He, o yüzden böyle oynama şey yapamıyorum. Süleyman Demirel, hakikat ya. Dünyadan haberim yok. O ben yüzden buraya hızlı hızlı oturuyorum, kalkıyorum ya. Biz seni biraz dinlendirelim. Gel ben seni bir teri alayım. Alişan, evet teri alırken biraz bir düne gideceğiz. Dün izledin mi bizi? Yok. Dün İkbal Gürpınar'la eşi Emre Bey vardı Emre programımızda. Bey vardı. Çok güzel ilahiler okudular. Çok güzel hikayeler anlattılar. Çok güzel hikayeler, şiirler söyledi bize. Tüm seyircilerimizle birlikte tekrar hatırlamak istiyoruz. Bir şöyle bir hatırlayalım, ondan gidelim, sonra buradayız. Güzel aşık çevremizi çekemezsin demedim. Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin. Güzel aşık cevrimizi çekemezsin demedim. Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedim. Demedim mi deme demedim mi, gönül sana söylemedim mi? Ah demedim mi, deme demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Bu bir rıza lokmasıdır, yiyemezsin demedim mi? Nasıl geçiyor Ramazan? Ramazan nasıl geçecek? Daha doğrusu sizin aileniz. Biraz zor hayır geçecek. Bundan önceki Ramazanlardan bahsediyorum. Yani bundan sizin ailenizde Ramazan nasıl geçiyor? Çok fazla... Biz geçen sene sanırım bir tane birlikte iftar yapabilmiştik. Aa. Ya. Evet. Sahurda ziyadesiyle beraber oluyorduk ama yorgunluktan uyuduğumuz için pek sahura da ben kalkamıyordum işin açıkçası. Bu sene Ramazan'da da çok yoğun geçecek, öyle gözüküyor. Genelde Umre'ye giden herkes, sen de gitmişsindir biliyorsundur, Okçular Tepesi'ni Uhud Dağı zanneder. Aslında Uhud Dağı orası değil. Nasip oldu, bu defa Uhud Dağı'na gittim. Peygamber Efendimiz'in mübarek dişinin şehit olduğu mağaraya girdim. Rivayete göre Cebrail Aleyhisselam iniyor gökten. Çok hızlı bir şekilde Efendimiz'in kanı yere düşmesin diye, oralar helak olmasın diye yıldırım hızıyla inip kanadını açıyor. Ve Efendimiz'i kanadıyla yardığı Uhud Dağı'ndaki mağaraya götürüyor. Mağaraya girdim. Mağara çok dar bir mağara. Girmesinler diye de kapatmışlar, bir şeyler dökmüşler. Mağaraya 5 metre kala bir miskamber kokuyor. Şimdi ben Sevdağ'ına çıktım, Hira Mağarası'na gittim, şehitliği gezdim, Kabe'ye yapıştım, ağladım. Bir koku var. Bu kokunun adı miskamber, cennet kokusu. Zannettim ki herhalde bir parfümeri dükkanına girdim, 5 metre kala. İçerisi muazzam kokuyor ama hani yabani hayvanlar, güvercinler pislediği halde en ufak bir kötü koku yok. Gayet güzel kokuyor ve Efendimiz'in oturduğu taş, kaya bildiğiniz şu koltuk şeklinde. Nazar var biliyorsun Çağla'cığım. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'de de var. Nas ve Felak sureleri evet, sırf bu yüzden inmiş. Eğer diyor ezan okunduğu vakit içinizden ezanı duyunca ya kalkayım da bir namaz kılayım diye geçiyorsa ama kılamıyorsanız arıya
şu programda bitsin de, şu işimi de, aman daha ikindiye de çok var canım filan deyip kalıyorsanız diyor, sizde nazar olduğunun en önemli belirtisi ay, budur kılmana diyor. Kılmana engel tabii, bir şeyler çıkıyorsa önüne. Ses içinden geçiyor ama kılamıyorsun veya geç kılıyorsun, son anda kılıyorsun. İşte o zaman diyor kesinlikle tedaviye ihtiyacınız var. Hazreti Ömer de Müslüman olmadan önce kızını öldürüyor. Nasıl attığını biliyor musunuz? Onu bir anlatsın eğer isterseniz. Diyor ki Hazreti Ömer radıyallahu anh. Geçmişte diyor yaşadıklarıma bakıp da çok güldüğüm ve çok hüzünlendiğim iki olay var. Nedir o olaylar ya Ömer diyorlar. Eskiden diyor helvadan kendi putumuzu yapardık. Ona tapardık Allah'ımız diye. Sonra da karnımız acıkınca kendi yaptığımız tanrılarımızı oturup yerdik diyor. Ne kadar komik bir şeymiş diyor. Ama hani gelenek öyle olduğu için insanlar çok sorgulamıyor. Peki hüzünlendiğiniz şey diyor. Hüzünlendiğim şeyse diyor. Kendi kızımı diri diri kuyuya atma sahnem. Biliyorsunuz bebek doğar doğmaz kızsa hemen elinden alıyor baba onu. Götürüyor kuyuya atıyor. Ama ve lakin eğer anne mali olarak güçlüyse, zenginse, lafını dinletiyorsa ne olur hemen öldürme diyor. Biraz yaşayayım onunla diyor. 3-4 bilemedin 5 yaşına kadar kız çocuğuyla yaşıyor. Sonra öldürme zamanı geliyor artık toplum baskısı. Diyor ki çocuğuna hadi yavrum dayıya gidiyoruz. Dayıya gidiyoruz lafını duyunca anne biliyor ki kızının ölüm vakti gelmiş. Hazreti Ömer'in de kızını hadi yavrum dayıya gidiyoruz deyince o gerçekten dayısına gideceğini zannediyor. Annesi en güzel elbisesini giydiriyor güzelim kıza, saçlarını örüyor, güzel kokular sürüyor. Onunla vedalaşması o kadar zor ki annenin. Götürüyor Ömer o kuyuya. Tam atacağı sırada kız tutuyor kolundan babasının. Babasının ayağı kaydı da elinden kız kendisine düştü diye algılıyor. Halbuki Ömer onu atmaya çalışıyor. Kız aşağı düşüyor. Toprakla üstünü örteyim de bir an önce ölsün acı çekmesin derken toprak üstünü kirletiyor. Babacığım öyle yapma üstün kirleniyor diyor kızcağız. Kızımın diyor o çığlıkları ve bakışını hayatım boyunca unutmayacağım. İşte İslam bizi o cehalet döneminden ne günlere getirdi? İslam'a kadına değer vermiyor diyenler tamamen bilgisizler. Çünkü biz Umre'ye ve Hacca gittiğimizde kimin yaptığını yapıyoruz biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Zenci bir köle kadının yaptığını yapmaya gidiyoruz. Hazreti Hacer annemiz hem zenci hem köle hem kadın, erkeğiyle kadınıyla Hazreti Hacer'in yaptığını yapmayana ne umresi oluyor ne haccı oluyor. Bu mu kadına değer vermemektir arkadaşlar? Buzlu çay yapıyoruz hanımlar. Limonlu, bunun şeftalisini de yapabilirsiniz. O tamamen size kalmış bir şey. Henüz yapamazlar ama. Niye? Şeftali çıkmadı. Çıkınca yani. Çıktı ya. Şey, şu anda şey, tam şey değil şeftali. Oo, limon çekti ya. Kimileri de şimdi onu peki biliyorsun. Peki bunu bir şey diyeceğim. Bunu ne bileyim hani sahurda falan gitsek. Tabii ama satır mı bize şeker var ya içinde. Şeker. Bu iftarda hani misafire. Test edilir bu hazır, yani Emre Bey çok sever böyle hazır içecekleri ama ben çocuğuma evdeyken kesinlikle hazır hiçbir şey içirmem. Şimdi çocuğuma sahuru... içirmem Emre'ye içiririm diyorsun. O kendi tercih ediyorsa ne yapayım hayatım? Bir insan kendi ölümü tercih ediyorsa. Ben ne yapayım? Gece sahuru ne kadar sağlam yaparsanız gündüz o kadar çok acıkıyorsunuz. Evet ya. İşte hayır hiç ya. Öyle alakası yok. Kesinlikle. Mutlaka sahurda yumurta yiyin. Olur mu? Yani bunu, üç bunu tane yumurta yiyin. Ben en az 3 yumurta yiyorum sahurda. Değil mi? Hafif güzel bir kahvaltı, güzel böyle yağsız bir omlet, biraz peyniri böyle. Evet, hani evet. Çay yani. İçmeyin diyorlar. Özellikle işte böyle. Çay içeceksen de bir bardak iç diyor. O da çok açık çay iç diyor ki. Ertesi gün çok susatmasın. Aynen. Ben karıştırmıyorum. Ben mesela bu akşam sahurda 10 tane yumurta yemeyi düşünüyorum. 10 tane de fazla karaciğerine de yaz sıcağında. Hani 3 tane iyi. Siz ama şekerli mi seversiniz? Hayır, nasıl? Hayır. 2 kaşık yeter. 2 kaşık. Gerçekten. Valla yeter. Bize yeter. Değmesin. Peki. Allah bismillah. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Dökeyim mi? Ha sıcak su döküyordu. Tabii. Tamam yok azıcık şu çayın üstünü kapatana kadar sıcak. Çok da basit. Ondan sonra limonu koyduk bir de poşet çay koyduk. Yeter Emre'cim. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Buzu mu koyacağız? Bunun üzerine şu plastiği koymayın. Tamam mı sakın? Çünkü bu plastik sıcak buhar gelecek. Bozulur. Aşağı inecek artık bıktığı için konuşa. Bunun üstüne cam bir şey. Başka bir şey kirletmemek için. Mutfakta ben öyleyimdir. Şimdi bunu böyle demlemeye bırakıyoruz. Birazcık sonra Allah'ın izniyle çayını çıkaracağım. Üzerine soğuk su ekleyeceğim. Hem de şekerini eritmiş olacağım. Bu kadar. Kabe'nin örtüsü. Kara haçtım yüreğe.
Kabe'nin örtüsü kara, açtın yüreğime yara. Programda şimdi bir canlı bağlantımız var. Sevgili editörümüz Ayça'ya bağlanacağız. Kendisi şu anda Eminönü'nde ve Ramazan acaba Eminönü'ne nasıl geldi? İzlenimlerini bizimle paylaşacak. Ayça. Ayça. Oo, bak, günaydın. Neredesin şu anda? Tam olarak neredesin? Mısır Çarşısı değil mi? Evet. Aynen, Eminönü Mısır Çarşısı'ndayım. Şu an tabii Ramazan heyecanı hepimizi sardı. Burada da acaba esnaf Ramazan'a nasıl hazırlandı hemen size göstermek istiyorum. Sormak istiyorum, bir esnaf abimiz var. Ramazan bereketiyle geldi mi? Yüzünüz güldü. Ramazan bereketi geldi tabii. 11 ayın sultanı. Her zaman bereketlidir yani. Çok güzel. İşlerimiz de gayet güzel. Peki hurmaları görüyorum, Ramazan sofralarının vazgeçilmezi. Biraz bize fiyatlardan bahseder misiniz? Tabii, fiyatlarımız geçen seneye göre biraz daha ucuz. Geçen sene şöyle Kudüs hurmamız 25 liraydı, bu sene 20 lira. Şöyle Medine hurmamız vardı, 22 lira, bu sene 18 lira. Cezeri hurmamız var, 10 lira. Ballı Tunus hurmamız var, 14 lira. Geçen sene Peygamber Efendimiz'in hurması vardı. Peygamber Efendimiz'in hurması 120 lira, bu sene 90 lira. Normalde fiyatlar biz hep artar diyebiliriz. Düştü mü diyorsunuz? Tabii bu sene geçen seneye göre daha düştü. Ayça'cığım sorumuz var. Fiyatlarımız bu sene gerçekten mamulün daha bol olması fiyatlara gerçekten yansıyor yani. Buyurun. O hurmaların arasındaki fiyatlar neden bu kadar neye çok fazla? Değişiyor? Yani neye göre değişiyor, fiyatlanıyor? Bir sorar mısın? Biz biliyoruz da. Hurmalar arasındaki fiyatlar neye göre değişiyor acaba? Hurmaların arasında fiyat nedenleri şimdi cezeri hurmamız 10 lira. O biraz daha mamulün bol olması kaynaklanıyor. Medine hurması tabi megrum hurması olarak geçiyor. 18 lira. Şöyle Kudüs hurmamız var. Yaklaşık bir tanesi 50 gram falan geliyor. Bu da 20 lira. En değerli hurmamız hangisi? En değerli hurmamız Acı hurmamız var. Peygamber Efendimiz hurması geçen sene 120 lira, bu sene 90 lira. Diğerlerine göre tabii yüksek. Yani Peygamber Efendimiz'in hurması kendi elinde dik hurma. Evet, Peygamber Efendimiz'in hurmasıymış. Aynen. Geçen sene 90 lira, bu sene 120 lira. Peki kuru yemişleri, lokumları görüyorum. Bunlarda fiyatlar nedir? O da sofraların vazgeçilmezi. Geçen sene göre biraz daha artışta. O da mamulün olmamasından kaynaklanıyor. Biraz daha fiyatları yüksek. Hurmamız şöyle çifte karmış lokumumuz var. 10 lira. Fıstıklı lokum 10 lira. Kuru yemişlerde gördüğünüz gibi şöyle kayısımız var. Şöyle Ramazan'da vazgeçilmez kayısı, ceviz. Bunlar da fiyatlar arttı mı, azaldı mı? Geçen sene biraz daha düşük. Aynen, bir sene biraz daha düşük. Alırsan, bir sardırırsan seviniriz canım. Hakikaten düşük olması. Hayatım, herhalde seni duymadı. Neydi bunun adı? Ayça. Evet, görüyorsunuz. Ayça. Ayça bak, Dilber abi dinle, sus. Dur. Evladım. Ha, buyurun. Fıstıklı lokum istiyorum. Furma istiyorum. Ne istiyor? Hurma ne? Tabii ya? Ki. Hurma. Hurma ya işte. İşte görüyorsunuz kardeşim, ben ne diyeyim? Bunların işte biraz... Evet Dilber abla, fıstıklı lokum ve hurmanı getiriyoruz buradan. Rica hurma edeceğim. Hurma dedin ya. O hemşerilerime de söyle, torpilli geçsinler biraz. Ayça, diğer izleyicilerimizi tamam, merak ediyoruz. Tamam, Dilber abla selam var hepinize. Şu an canlı yayında. Tekrar sana bağlanacağız. Fiyatlar gördüğünüz gibi hurmada ve... kuru yemişlerde düşmüş durumda. Birazdan da kahvaltılıklara bir göz atacağız. Böyle bir peynirde, oradan zeytinde bir durum nedir, onları işine karış. Bakalım bir iki kişiyle bir şey yapalım, röportaj yapalım. Biraz... Ha bak orada, evet, alışveriş... Evet, halkın içine hemen karışayım. Alışveriş yapanlar var bak orada bak. Merhaba, ufacık size bir hemen sorumuz olacaktı. Ramazan'a nasıl hazırlandınız tezgahlarda? Arap. Okey. Pardon, Araplara denk gelmişiz. Arap mı? Hemen başka bir müşterinin yanına Ayça, gidelim. Ayça, sen de ancak zaten pardon, Araplara denk gelirdin yani. Merhaba amcacığım.
Nasıl, memnun musunuz tezgahlardaki fiyatlardan? Bizi beğenmedi amcamız. Ayşe herkes kaçıyor senden, seni Allah kahretsin. Merhabalar teyzeciğim, fiyatlar nasıl? Süper, yüksek. Fiyatlar... Bu da şey çıktı. Ya, ama esnaf da diyor ki fiyatlar düştü. Hiç öyle Allah değil. Vatandaşın yani cebine göre hiç öyle değil ama. Ya, siz neyde en çok fark ettiniz fiyat artışını? Her şeyde. Ette, peynirde, zeytinde, her şeyde. Ucuz verin kardeşim, ucuz verin. Karalamıyor. Duyuyorlar mı onları? Siz Ramazan'a nasıl hazırlıyorsun? Ben emekliyim kızım. Her emekli nasıl hazırlanırsa ben de öyle. Sadece bu kapakı ne kadar bütçe ayırıyorsunuz Ramazan sofrasına? Fark eden bir şey yok. Maaşlar fark etmiyor. Ayşe'cim. Emekli et alıp yiyemiyor. Evet. Fıstık alıp yiyemiyor kardeşim, zam yapın ya. Ayşe'ye birazdan yine bağlanıp o peynir fiyatlarına da, kahvaltılık fiyatlarına da bakalım. Var mı söylemek istediğim şey? Balık mı o, ne o ya? Ayşe'cim sen röportaj olacak dediğin gibi birazdan tekrar bağlanacağız. Kahvaltılık fiyatlarına da. Aynen, az sonra tamam, sana tekrar anlaştık. Bağlanacağız. Seni seviyoruz. Çok şeker ya. Peki, konuğumuz şimdi var. Siz davet etmek ister misiniz? Evet, ben davet edeceğim. Biliyorsunuz tamam, bu konuk benim evladım. 3 sene kendisinden program yaptım. Cezaevi programları. Evet. Biliyorlar zaten, çağırayım mı? Biliyorum. Çağır çağır, sen çağır. Siz çağır. Oğlum! Oğlum kimdesin oğlum? Devam et. Keçi gacindi, ahan anlay, ahan anlay, ahan anlay, keçi gacindi, keçi gacindi, çıkarindi, çıkarindi, boz birindi, keçi gacindi, çıkarindi, çıkarindi, boz birindi, bir gündi, bir gündi, çıma çıma boz birindi, bir gündi, bir gündi, çıma çıma boz birindi, ahan anlay, ahan anlay, ahan anlay, keçi gacindi, ahan anlay, ahan anlay. Şimdiki sore, ahan anlay, ahan anlay, ahan anlay, şimdiki sore, şimdi kahu derha derha derha, şimdi kahu derha vere jori, şimdi kahu derha derha derha, şimdi kahu derha vere jori, es kurbanla heyranla, es kurbanla lepus pore, es kurbanla heyranla, es kurbanla lepus pore, ahan anlay, ahan anlay, ahan anlay, keçi gacindi, ahan anlay, ahan anlay.
sağlık. Sağ olasın. Böyle bir tarafı Kürtçe. Bir tarafı bir Türkçe. Bir tarafı Karadeniz. Buralı ben bir şey diyeceğim. Sen ne dedin millete ya? Anladın mı? Anlayamadık bazı yerlerini. Kuş koli koma foli dolu yay dolu. Ne Arap diye benziyor. Kuş foli komar poli. Adnan Aslan abime buradan sevgi saygılarımızı. Kürtçe ile Karadeniz'i karıştırdık abi. Böyle bir kardeş yapmış hepsini kardeş. Zaten öyle hepimiz kardeşiz. 81 vilayetin hangi tarafını koklasan ayrı bir çiçeği var yani. Aynen öyle. Ağzına sağlık. Sağ olun. Şimdi Dilberay ablamdan da. Evet. Dilberay ablayla. Evet. Bize biraz Dilberay ablayadan böyle bir anlat. Biz tanıyoruz onu da. Hani 3 yıl program yaptın. Nasıl biri, neler? Birkaç kelimeyle nasıl anlatırsınız? Şöyle, Dilber Ana tek kelimeyle zor bir kadın. Onun o anki atmosferi çok önemli. O ışığını bir yakaladın mı hiçbir sorun yok ama ışığını yakaladın mı felaket. Hepsi sorun zaten. Yani onun dediği olduğu zaman olur derken o bir annenin nasıl bir evlatlarına nasıl bir duyguyla yaklaşıyorsa Dilber Ana da bütün kader mahkumlarına öyle duyguyla yaklaşıyordu. Hiçbir evladını ezdirmezdi. Hepsinin yani dili, rengi ne olursa olsun hepsi derdi benim evladımdır. Ben de onların kardeşleriydim. Dilber Ana ile beraber programımızı yapardık. İnsanoğlunun başına gelmedik olmaz. İnsanoğlu yaptığından değil, yapmadığından bile cezaevinde yatıyor. Benim istemediğim cezaevinde kimler var size izah edeyim. Çocuklara tecavüz edip öldürenlere idam istiyorum. Evet. Kızlarımızı, genç kızlarımızı kandırıp öldürenlere idam istiyorum. Hele bir Dilber diye bir garip vardı. Vay kurban olaydı o adam. Evladını dostunla öldürdü. Kırığınla öldürdü. Kadın değildi, o insan değildi. Onlara idam istiyorum. Bir de öğretmen vardı. Öğretmenlere kurban olsun. Çocuğu evde koydu, öldürdü. Adapazarı'nın halkı... Kurban zaten olayım onların hepsine. Ben işte benim halkım bu işte ya. Gitti çocuğu. Biz kader mahkumlarından kaldırdı. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Dilber ablacığım bir çarşıya gidelim bir şey Ayça. Evladım. Bir sürprizi var. Lağımı kesme. Bir gidelim gelelim. Lağımı kesme. Ben bunlara istemedim her zaman. Halk beni çoğu da yanlış anladı. Beni yanlış anlamayın. Suçsuz yere yatanlar da var. Canım bir severe bastı onların haricinde af istedim. Af oluversin canım. Bir sefere Masut af olur yani Türkiye Cumhuriyeti'nde. Olması gerekir. Allah bütün hepsini kurtarsın inşallah. Bütün. Nereye evet. Gittin ya? Ben senin yanına geldim. Sen niye kaçtın? Demiyor musun? Sizin boylarınız koca koca. Olsun canım. Ben de böyle arkada duruyorum. Gel. Peki. Bir Ayça'ya gidelim bir daha bakalım. Devam ediyoruz. Sevgili var. Ayça söz sende. Ayça nedir? Evet merhabalar tekrar. Ramazan alışverişine çıkmış bir ablamızı yakaladım hemen ve sormak istiyorum. Yakaladıysan nasıl güzel. Buldunuz fiyatları tezgahlarda? Uçmuş gidiyor o kadar çok. Geçen hafta geldiğimle bu hafta fiyatlar aynı değil yani. Maaşımı aldım elektrik, su, doğalgaz, kahvaltılık bitti Allah'a şükürler olsun. Esnaf diyor ki geçen seneki fiyatlardan daha düşük şu andaki fiyatlar. Hayır, kesinlikle değil. Ben devamlı geliyorum çünkü. Devamlı ben... Buradan alışveriş yapıyorum. Kesinlikle değil. Aynı değil fiyatlar geçen seneden bu sene mi? Kesinlikle değil. Peki hangi gıda ürünleri daha fazla artmış gördünüz? Peynir, zeytin, tereyağı. Hele zeytin baksanıza 18-20 neresi? 18-20 peynire bakar mısınız? 18,5. Yarım kilo peyniri kaç gün yiyeceğiz biz? Kalabalık bir aileyiz. Ya bu 18.50 ucuz fiyata. Bir de bunun 22-25'leri var yani. Hemen bir göz atalım mı peynir fiyatlarına? 18.50. Bakın zeytini 18.50. Kaşar peynir en ucuzu bu 22. Yani kalabalık bir aile 250 gramı yer kalkar yani yazık. İşte böyle. Esnafımıza. Nedir efendim peynir fiyatları? Geçen sene nasıldı, bu sene nasıl? Ya geçen sene şimdi bu sene arası kıyas yaptığı zaman 751 lira değişti yani. Mesela bu beyaz peynir geçen sene 16.500'dü. 17.500 olmuştu yani. Ablam diyor ki fiyatlar arttı. Devamlı alışveriş yapıyorum. Devamlı da buradan Eminönü'nden yapıyorum. Kesinlikle değil. Bu zaten en ucuz peynir yani. Bir de bunun 25-26'sından çık. Efendim? Neyse yani. Sütün kilosu 2.500.000 lira. Koyun sütün kilosu, inek sütün kilosu 1.5 milyon lira.
12 kilo sütten 1 kilo peynir yapılıyor. Öbür peyniri yemeğin tadı bir mi? Değil yani. Ama ne yapalım, bütçemize göre gelip bunu alıyoruz. Ne kadar bütçe ayırıyorsunuz? Vallahi şu anda çok ciddi bir bütçe ayırdım. Yani işte gece sahurda inşallah. Afiyetle yiyeceğiz. Afiyet olsun. Fiyatların daha da düşmesini ümit ediyorum. Söyle, İnşallah. Stüdyomuzda Dilberay ablamız var. Zaten. Çok teşekkürler. Var mı ondan istediği bir şarkı, Türk bir şey var mı? Stüdyomuzda Dilberay ablamız var. Size çok selamları var. İstediğiniz özel bir şarkı varsa. Şu anda aklıma gelmiyor. Tamam. Çok teşekkürler. Evet. Hayırlı Ramazanlar. Ellerden öpüyoruz. Ayça'nın evet, öpüyoruz seni. Biz... Biz de öpüyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Teşekkürler Ayça. Sağ ol, teşekkürler. Peki bir canlı parça alalım mı amca? Bir canlı bir şey yap ya Dilberay abla. Sabah ha? Sabah da çıkacak mı bakayım? Sabah sabah. Şunu ver bana. Birlikte böyle bir... Onu ver bana. Orduk. Birlikte mi istersiniz? Nasıl istersiniz? Evladım. Şey, tamam, güzel. Mihriban diyelim bakalım. O ses doğru mudur? Keserim seni sonra. Sol mu yapalım? Sol mu? Do değil mi? Do değil mi? Yok, ne do'su ya? Ana, Ramazan şakası yapabilir mi sana? Bana şaka yapıyormuşlar, görüyor musun? Sevdiğim mihriban.
sezilmiyor mihriban. Sevdiğim yoksur yarama, aşk deyince orada burada arama, arama. Her nesnenin bir gücünü var ama, var ama. Aşk hamudu çizilmiyor. Her nesnenin bir bitimi var ama, var ama. Aşka hüdün çizilmiyor mihriban. Sevdiğim mihriban. Sağlık. Ağzını sakladı merhaba. Aradaki uzun hava güzel oldu. Aradaki uzun hava adamın neler ediyor da. Biz bazen program yaptığımızda Dilber Ana arada böyle ağıtları yakarken inan ki programda hepimizin kimyası bozuluyordu. Kadere Mahkumlar programındaki hepimizin kimyası bozuluyordu. Çünkü Dilber Ana Kader Mahkumların bir anası olduğu için de hepimiz orada o duyguları, o Kader Mahkumların yaşadıklarının aynısını sanki birebir biz yaşıyormuş gibi geliyordu. Her an her nerede ne yapacağım belli değil. Vallahi öyle. O anki durumunuza, ruh halinize göre. O anki duruma göre bağlı. Bazen İbrahim oluyor, bazen İbrahim. 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 Nerede o ya? Bir gelsin görürsün de reklama gitsin. Herif. İbrahim abi. Yok ya, kaçıyor herif ya. Geldi bak nasıl geldi. Sen gel buraya kurban ol. Gel bir gel bir birlikte reklama herifim gidelim. Herifim bir gel hele bak bacılarım seni döver ha. Gel.
Gel buraya İbrahim abi. Bir alkış İbrahim abimiz için. Hoş geldiniz. Abi hoş geldin. Hoş geldiniz tekrar. Dur onun mikrofonu yok. Mikrofon verelim. Yani beni bir kucaklamıyor herife baktı. Sen hep kucaklıyorsun. Ne güzel anlatıyor sizi, ne güzel gel, bahsediyor ya. Ne diyeceksin? Ne? Bir tane söyle gari, bir tane söyle. Bugün bir daha böyle bir şeydi Dilber abla. Daha böyle bir sinirlerine alınmış, daha böyle bir pamuk gibi olmuş yani. He, yumuşaklar bugün çok. Vallahi billahi deli oluyorum ha. Vallahi bugün öylesine. Ya onun kafanına gideceğim kavga etmeye. Sen ne diyorsun ya? Ya sen ya. Hala orada mısın? Tabii ya. Ana Ramazandır, berekettir. Her şey hayra yol. Etme etme. İbrahim'im ya. Ne diyeceksin baba? İki dakikamız çok var. Kısa, ne diyeceksin? Çok kısa, çok kısa bir aramız var. Ana ne diyeceksin? Tamam. Herkesin Ramazan'ı mübarek olsun. Bir de türkü söyle. Abi, yetişmez diyor. Yetişir yetişir. Yeter ya. Bir kuple. Bir şöyle bir sadece canlı böyle bir şey yapsın yeter bize. Ses ver. Sol gel, sol gel. Sol gel. Aman döne 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 yar geliyor. Haydi döne 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 yar geliyor. Bir dakika, az önce diyor ki bacaklarım ağrıyor, oynayamıyorum. İbrahim geldi, nasıl oynuyorsun sen? Evladım oynayamıyorum, bacağım vardı. Görüyor musun işte? Nasıl döndü? Anam döndü mü herif gelmiş ceylan gibi karşımda. Herif gelmiş. Dele dele zalim ey, yapma bana çalım ey. Hemen başıma yıktın bir kere. Reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra biz yine buradayız. Acil, acil. Görüşürüz. Programımızın sonuna geldik. Sizden bize güzel hatıralar, güzel efendim sistemler, güzel şarkılar ve bir de bana bu kolye kaldı. Çok çok teşekkür ediyorum kendisine. Hediye etti Dilber abla. Programımızın en özel konuklarından biriydi. Her zaman öyle oldunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bütün sene boyunca bizi hiç yalnız bırakmadınız. Ne zaman istesek geldiniz. Gelmesen bela var baştan. Açıyor telefonu, yandım. Efendim, Ramazanımız mübarek olsun. Allah nice nice Ramazanlara cümlemizi kazasız, belasız, amin, hastalıksız amin nasip eylesin. Rabbim Allah diyenlerin yanında olsun. Yüce Allah'ım yanımızda olsun. Günahlarımızı affetsin. İlla ki ufak tefek günahlarımız vardır. Yani biz gökten zeminden aşağı gelmedik. Affetsin bizi ya Rabbi, ya Resulallah. Affetsin. İyi günler diliyorum ben. Çok teşekkür ediyorum abla. Evladım sen ne diyeceksin? Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür yeni ederim. Yeni şarkı çok güzel olmuş. Allah razı olsun, sağ olun. Bütün Ramazan-ı Şerif'e herkese hayırlı uğurlu olsun. Amin. Amin, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür renk ediyorum. Renk attınız programımıza. Ne demek, evet. Buradan un kapandı mı şimdi? Kavgaya mı? Yok, gözlerinden öpmeye gidiyor. Biz anayla konuştuk. Ramazan nedeniyle. Ramazan mübarek edeceğim. Ahmet Bey'e gidiyoruz. Ahmet Bey, eğer un kapanındaysan şu anda hemen rotanı değiştir. Kaçmıştır o. Kaçmıştır o. Vermeyecektik, söylemeyecektik. Neyse olsun. Onu ben Allah'ım patronuma şikayet edeceğim. Patronum yok ki burada. Maraş'ta adam. Tamam, tamam. O gelince ona da şikayet var. Yarın bakalım. Sezonun son programı, sezon finaliyle aranızda olacağız. Kendinize kimler çok geldi, iyi bakın. Kimler geçti yapacağız. Teşekkür yarın görüşürüz. Hoşçakalın.